Popüler edebiyat nedir? Nasıl popüler olunur? Acaba okuduğumuz kitapların yazarları gerçekten üzerinde ismi yazan kişiler mi? Yoksa aslında o eserleri başkaları yazıyor da sadece altına çok satsın diye ünlü kişinin imzası mı atılıyor? Evet, bu doğru. Aynen bu şekilde yapılıyor. Aslında bu tam da benim popüler edebiyat bağlamında burada size anlatacağım konu. Neden başkaları tarafından yazılan kitaplara ünlü kişiler ben yazdım şeklinde imza atıyorlar? Bunun için ne kadar ücret alıyorlar? Popüler edebiyat bunun neresinde? Bu videoda hepsini size anlatacağım. Şimdi popüler ne demek? Popüler demek halka ait olan, halka özgü olan, halka hitap eden ya da halkın veya geniş kitlelerin hoşuna giden demek. Dolayısıyla popüler edebiyat denildiğinde herhangi bir yazılı eserin bu dört anlamdan sadece birisini taşıması yeterli oluyor. Ben de bir yazarım arkadaşlar. Benim basılmış 3 tane kitabım var. İlk kitabımı yazdıktan sonra kitap ile ilgili çok güzel düşüncelerim vardı. Bana göre mükemmel bir kitaptı. Fakat iş kitabın yayınlanması aşamasına gelince aslında işlerin hiç de öyle düşündüğüm gibi yol almadığını fark ettim. Çünkü tam bir kurtlar sofrasındaydım. Şimdi ne derler? Her şeyin bir mafyası vardır diye bir söz vardır ya işte. Pazarcı mafyası, hurda araç ihale mafyası, bilmem ne mafyası. Bunun gibi kitap sektöründe de piyasaya çöreklenmiş, pastadan aslan payını alıp diğerlerine pek fazla bir şey bırakmayan 10-15 tane yazar olduğunu gördüm. Yani siz ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, onların izin verdiği o belli bir seviyenin üstüne çıkamazsınız. İşte popüler edebiyat bu oluyor. Yani çok iyi bir şeyler yazmak yetmiyor. Yazdığınız eseri popüler bir hale getirebilmelisiniz. Özellikle de günümüzde tüketimin çok arttığı, her tür bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bu dönemde popüler olmak zor. Popüler edebiyat bir tüketim edebiyatı. Ben şunu demiyorum, bugün aslında işte Orhan Pamuk ya da Hakan Günday aslında kitaplarının gerçek yazarları onlar değil demiyorum. Fakat piyasada esasen yazar olmayan asıl mesleği işte şarkıcılık, mankenlik, başka şeyler gibi kişilerin yazdığı kitapların bazıları kendilerine ait değil. Bunu yayın evi piyasasına girdiğimde yayın evleri sahipleriyle görüştüğümde öğrendim ve çok şaşırdım. Nasıl bir şey, böyle bir şey olabilir? Asıl önemli olan popüler edebiyatta iyi bir eser olması değilmiş. Önemli olan kitabın yani yazılan kitabın bir şekilde çok fazla satması. Bir kitap çok fazla satarsa gerçek başarı yakalanmış oluyor. Demek ki popüler edebiyatın ana hedeflerinden birisi eserin çok satması prensibine dayanıyor. Bugün milyonlarca takipçisi olan bir şarkıcı ya da futbolcu bir kitap yazsa ne yazdığının hiçbir önemi yok. Çok satmaz mı arkadaşlar? Elbette ki çok satar. Peki bu kitapları bize onlar yazıyor diye piyasaya sunuyorlar. Ama aslında bu eserleri yazan kim? Bu eserleri bu konuda çok iyi olan editörler yazıyor. Bir değil birkaç editör bunu bir proje olarak ele alıp üzerinde uzun süre uğraş vererek ve çok katmanlı kontrol aşamalarından geçirerek bu eseri biz okurlara ulaştırıyorlar. Ve eserin altına da sanki o kitabı o kişi yazmış gibi ünlü birinin imzasını attırıyorlar. Peki o ünlü kişi aslında hiç yazmadığı bu eser için ücret alıyor mu? Evet. Fakat bu ödeme hediye olarak veriliyor. Genelde yani nakit para olarak verilmiyor. Yine bu konuda çok sağlam bir kaynaktan aldığım habere göre bu ödemeler hediye mücevher olarak yapılıyor. Eserin sahibine tabii ayrıca kitap üzerinden bir telif hakkı veriliyor ama çok az, böyle %5, %10 civarında. Yine kitap dünyasını bilen biriyseniz benim ölü kitapları dediğim kitaplar var. Nedir ölü kitapları? İşte ünlü birisi ölür. O kişi öldükten sonra onun hakkında bir kitap çıkar. Kim mesela? Prenses Diana, Apple CEO'su Steve Jobs, bizden bir örnek verecek olursak Muhsin Yazıcıoğlu. Şunu hiç fark ettiniz mi? Ya da bunu sadece ben mi düşündüm? Ünlü birisi ölüyor. 2-3 ay sonra onun hakkında bir kitap çıkıyor. Arkadaş sen ne ara bunu yazdın? Baskıya verdin, kitap haline getirdin. Burada bence şöyle bir durum söz konusu. Bazı yayın evleri ünlü kişiler hakkında biyografik kitapları hazırlayıp
bünyelerinde baskıya hazır halde bekletiyorlar. Ve bu kişi ölür ölmez kitabı hızlı bir şekilde rötuşlayıp hemen baskıya hazırlayıp baskıya veriyorlar. Çünkü ünlü biri öldüğünde o eser ne kadar çabuk piyasaya sürülebilirse o kadar çok satış olur. Deathlist diye bir site var. Belki duymuşsunuzdur. Her sene bir liste yayınlıyorlar. İşte o sene ölmesi muhtemel ünlüler kimdir? Bunu neye göre belirliyorlar bilmiyorum ama doğru tutan tahminleri de oluyor. Gerçi buna doğru demek de pek doğru değil. Ben size buradan 50 tane kişinin ismini söylesem, bunlardan 5 tanesi ölse ben şimdi doğru mu bildim yani? O kadar herkes tutturur zaten. Mesela 2022 yılında Kraliçe Elizabeth'in öleceğini söylemişler. Zaten onun hakkında yazılmış kitaplar hazır bekletiliyordur. Böyle ölür ölmez piyasaya çıkarmak için. Futbolcu Pele ölecek demişler ki onunla ilgili yazılacak bir kitap da yine çok satan bir kitap olur bence. Popüler edebiyatın amacı insanları kendine çekebilmek. Daha geniş okur kitlelerine ulaşabilmek. Bunun için de alıcı olarak tabir edilen okur kitlesinin beklentilerini karşılamak da onun esas ilkelerinden biri. Popüler edebiyat yeri geldiğinde anlatımın farklı ifade biçimlerine ulaşmak adına popüler kaynaklara başvuru yapabilir. Hayal gücünü daha ayrıcalıklı kılmak adına aklı feda edebilir. Belirsiz dile karşı doğrudan anlatım kullanabilir. Toplumu sorgulamak yerine yerleşik değerlere saygı duyabilir. Bu bağlamda çağdaş bir eleştirici ifade kullanacak olursak, popüler edebiyat yasalara uyar, geleneklere saygı gösterir ve yayıncıların olduğu kadar halkın beğenilerinin de belirlediği standartları karşılar. Popüler edebiyat için moda edebiyatı da diyebiliriz. Bir dönem moda olan bir konu aradan geçen zaman içerisinde yerini başka moda konulara bırakabiliyor. Mesela Avrupa'da son 50 yıldır moda olan tek konu vardır. Naziler. Yazılan kitaplar, çekilen filmler, belgeseller büyük bir çoğunluğu Nazi kamplarıyla ilgili ve her zaman bu konu en popüler konu olmuştur. Bu konuda yazılan kitaplar en çok satan kitap olmuştur. Çekilen filmler en çok izlenen ve ödül alan filmler olmuştur. Sadece son 10 senede artık bu konuda baygınlık geldi insanlara. Şimdi Avrupa'da ve Amerika'da popüler olan başka konular var. Mesela zombiler, onun dışında mülteciler, işte Suriyeli, Afganistanlı sığınmacıların hikayeleri. Yarın ne olacağını, neyin popüler olacağını bilemiyoruz. Bunu doğru tahmin edebilenler bu işten en çok kazançlı çıkanlar olacak. Zaten bu tip konularda ilk başlayan kazanır. Onu ilk keşfeden, onu ilk ortaya çıkaran, ona ilk yatırım yapan her zaman bu tip işlerde kazançlı çıkmıştır. Bitcoin mesela. Şimdi Bitcoin alsan çok fazla kar edemezsin ama 10 sene önce almış olsaydın, 10 sene önce o riski alsaydın bugün çok farklı bir durumda olurdun. Demek istediğim edebiyat sadece edebiyat değildir. Sadece yazma becerisi değildir. Sen mükemmel yazıyorsundur. Bu işte 10 numarasındır ama popüler olmak çok farklı. Herkes popüler olamaz. Bu bence bir yetenek, kısmet ve öngörü işi. Doğru zamanda, doğru yere yatırım yapabilmek önemli. Mesela Covid-19 salgını var, öyle değil mi? Ben şimdi böyle bir şeyi öngörüp buna ilişkin bir kitap yazmış olsaydım ve o kitap da tam işte o salgının çıktığı zaman 2019 Kasım Aralık ayında yayınlanmış olsaydı bu işten kazançlı çıkardım. Zamanlama çok önemli. Konu çok önemli. Popüler edebiyat bu. Yani klasiğin tam tersi. Saman alevi gibi böyle whoop parlıyor ve sönüyor. Şimdi ne var? Mesela Metaverse diye bir şey çıktı. Artık her şeyin çok hızlı geliştiği bir dönemdeyiz. Ama benim hep dediğim gibi teknoloji ne kadar bir yerlere gelirse gelsin kağıt ve kalem popülaritesini asla kaybetmeyecek. İnsanlar kitapları kağıt formatında okumaya, bundan keyif almaya devam edecekler. Ben romandan sinemaya uyarlanan öyküleri sinemada izlediğim zaman okurkenki aldığım keyfi alamıyorum. Popülerlik ile ilgili sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Beraber tartışalım.